Yoğun katılımla yapılan, Tuzla Üretim Devrimi Kurultayı'nda konuşan iş insanı Ethem Sancak önemli mesajlar verdi. Şunun için anlatıyorum, şimdi de tarihi bir fırsat çıktı önümüzde. Bu ay Putin, İskender'in yaptığı gibi kör düğüme kılıcını vurdu ve belki onlarca yıl sürecek Doğu Batı ayrışması ve Doğu'nun örgütlenerek gene mazisine ve tarihine sahip çıkıp insanlığın hizmeti için örgütlenmesi sürecini başlattı. Rusya'nın Ukrayna harekatı ile ilgili konuşan Sancak, Amerika ve Batı'nın kendi çıkarları için Ukrayna halkını savaşa sürüklediğini söyledi. Yeni bir uygarlık doğuyor, Asya uygarlığı. Bunun da sancıları var. İşte sancılarından birini şimdi Ukrayna'da yaşıyoruz. Ve çok yazık, Ukrayna halkı Antantikçiler tarafından kendi iddialarına kurban edildi. Kullanıldı ve kurban edildi. Tarihte maalesef bu kaderi paylaşan milletler olmuştur. Hatta bir sürü millet yanlış bir kader yolunu seçtikleri için de yok olup gitmişler. Amerika'ya artık güvenin kalmadığını vurgulayan Sancak, Biden'ın Rus lider Putin'e iftira attığını belirtti. Ama Biden tutuyor, bir tezgah yapıyor. Kendi Ukrayna'da biyolojik silah geliştirirken suçu Putin'e atıp, kendi atacak belki iki tane biyolojik silah, Rusya attı diye kendince yargılayacak. Artık bunları kimse yemiyor. CNN'in para oralarını kimse yemiyor. Asya çağına dikkat çeken Sancak, Türkiye'nin de buna hazırlanması gerektiğini vurguladı. Yeni bir çağ başlıyor, Asya çağı. Bizim de buna hazırlanmamız lazım. Atalarımızın, Selçukluların, Osmanlıların, Memlukluların, Eyyubilerin hazırlandığı gibi bizim de bu yeni İpek yolunun kervancıları, kervansaraycıları ve üreticileri olmamız için hazırlanmamız lazım. Üretim devriminin anlamı bu. Çin'in yükselişte olduğuna da dikkat çeken Sancak, doğru yerde konumlanmanın önemli olduğunu belirtti. Şu anda ekonominin merkezi doğuya kaymışsa, bir süre sonra servetler de doğuya kayacaktır. Ekonominin ve ekonominin siklet merkezi Asya Pasifik'e kayıyor. Bunun merkezi gene Çin ve gene dünyanın en büyük üreticisi. Satın alma paritesi arasından Amerika'nın ekonomisini geçtiler. 2030 yılında da her ölçüm açısından da Batı'nın ekonomi gücünü geçecekler.